Evet, sabah saat 7:50 çıkıyorum otelden. 6'da kalktım. İşlerimi yaptım. Şimdi duş aldım, çıkıyorum. Dışarıya. Hadi bakalım. Evet, dışarıya tişörtle çıktık ama yağmur yağıyor. Lan Almanya. Yine komik şeyler, şakalar. Hadi bakalım. Evet, ilk istikamet petrol. Hemen otelin yanında bir petrol var. Buradan benzinimizi dolduralım. Bakalım burada ne kadar imiş. Burada yüzlük varmış. 102'lik yok. O da 2,45. Yani artık normal bakıyorsun ama. Şu arkadaş. Hadi bakalım. Yani 98 olsa 98 alacaktım. Çünkü araba zaten 98'e göre tune yapıldı. Ama burada bilmiyorum. 0 95 var. 98 yok. Hollanda'da da 98 var. Almanya'da 98 yok. Ya 95 ya 100. Almanya'da yok derken yani vardır da bir türlü denk gelemiyorum. Hep bunlara denk geliyorum. Enteresan. Bizimiz doldurduk. Bir tane de kruvasan aldım. Petrolden. Yeter kahvaltı olarak yola çıkabiliriz artık. Hadi bakalım. Benzinimiz ne tutmuş? Orada göstermiyor. 165 euro tuttu. Ama araba az yakıyor. O yüzden hakikaten az yakıyor yani. Sıkıntı yok. Şimdi bugün iyice yavaş gideceğiz. Yavaş gideceğiz derken 130'dan gideceğiz. Çünkü dün gezi vardı ve çok coşturduk. Ara ara dar yollar da olsa 200'ün üstü, 150, 180 o civarlarda gittik biraz. Ve hep PDK Sport'ta gittim. Şurada PDK Sport'ta alınca mesela 7. vitese gideceği yerde 3-4 ile gidiyor, 5 ile gidiyor falan. Bugün rahat gideceğiz. 130-140 gideriz. O yüzden çok daha az yakar diye düşünüyorum. Dün 780 kilometrede bitirdik günü. Ekleyelim bakalım bugün ne yapacağız. Şimdi günlük tabloyu tutuyor şurada, o güzel oluyor. Bak bugün drive time 1 dakika sürmüşüz. 200 metre gelmişiz sadece. Bakalım. Hadi bakalım. Karardı benim dünyam, feryadımı duysana kaybolur. Bir meçhulde ellerimden tutsana en güzelliği. Allah Allah, Ferdi'nin konserleriyle gidiyoruz. Konser kayıtları 10 numara. Olmasaydı derdimiz söyler bir Ferdi abi. Evet, şu an Frankfurt'un güneyindeyim. Tam yerini bilmiyorum. Onay servisteyim müşterimizin. Hem showroom var arka tarafta hem de burada servisi var. Şunların bizde aldığı G-Class, içeride SL var. Şu tarafta CL var. Birazdan onu dolanırız ama o gelmeden. O gelince muhabbet edeceğiz de 20 dakikaya gelecek. O gelmeden şöyle size etrafı bir göstereyim. 10 numara. GT3 var satılık. Şöyle içeri bir girelim. Bakın Almanya'da böyle M4 bulmak zor. Liberty Walk M4 arkadaşlar. TÜV alınmış. Akrapovic egzozlu TÜV alınmış. Mis gibi, cillop gibi M4. En sevdiğim BMW'dir kendisi. Hele de yeni çıkan M4 CLS'ten bahsetmek istemiyorum bile. M4'de nedense ayrı bir şeyim var. Ayrı bir sempatim var, ilgim var. Showroom böyle içerisi. Dışarısı da tabii yine dünya kadar araba dolu. Ve yeni bir Porsche gelmiş. Kabriyole 7 serisi var. Hepsi düşük kilometreli. Güzel araçlar. Şunu acaba bizden mi geldi diye düşünmüyor değilim. Bu tarz arabadan çok sattık ama bundan emin değilim. Olmayabilir. Şu SL55. Şu SL63. Bizden gelmiştir. Hatırlıyor gibiyim ama emin de değilim. Murat abi gelince ona sorarım bakalım. Öyle. Birinci durağımız burası. Gelsin biraz çay içelim, muhabbet edelim. Ondan sonra ben yola devam. Bak aha. Japonic Trade videosundan şunu biliyorsunuzdur. Vardı bak bu. Bunu yardta çektik. Arabayı görünce hatırladım. O olması lazım herhalde. Yanlış hatırlamıyorumdur inşallah. Bana o gibi geldi. Olmaya da bilir.
Evet. Murat abiyle buluştuk. Bunu açtıramadım henüz dedi. Bayağı bir modifiye varmış. Ben bunu hatırlıyorum ya. Evet, yarış arabası olarak satıyoruz diye Murat abi bunu. İlgilenen varsa arkadaşlar. Şu Ciel de mi Japonya'dan abi? Aynen. Ciel de Japonya'dan. Şu baştaki eser? O değil abi. Değil değil şu, mi? Şu da Japonya'dan. Aha, CLS-63. Güzel. Diğerleri gitti mi abi? Çoğu gitti. Az kaldı. Çoğu gitti, az kaldı. İyi bakalım. Turbo S gelmiş içeride, güzel bir Turbo S. Evet. Acaba böyle gezilere GT3 ile değil de Turbo S ile mi gitmek mantıklı diye düşünmüyor değilim. Abi dün akşam kafam ağrıyor. Diyeyim ki ya bugün ne yaptık da kafam ağrıyor, ne yaptık da kafam ağrıyor. Arabadan dolayıymış. Kafamı ağrıtan vatandaş buymuş. G-Class? G-Class Japonya'da. Japonya'dan ha. Hatırlıyor gibiyim onu da. S2000 Japonya'dan değil. O değil. O gitti ha. Öyle. Günlük ne kullanıyoruz abi? Günlük 840 dizel. 840 dizel. 8'lerin şekil şemal çok güzel bu. Burada hem servis var, hem detailing var, hem showroom var. Doğru mu? Evet. 80-90-100 civarı araba var. Öyle. Allah işlerinizi rast getirsin abi. Eyvallah. Eyvallah. Evet, Murat abinin orada. Ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Yolumuz 2 saat 40 dakika. Evet arkadaşlar, Fransa'ya doğru yola çıktık ve yaklaşık olarak 250 km yolumuz var. 2 saat 23 dakika diyor. Saat 2 gibi inşallah bir müşterime uğrayacağım. Saat 3 gibi de diğerine uğrayacağım. Oldukça yakınlar zaten birbirlerine Fransa'da. Fransa'nın güneyinde de çok müşterilerim var ama o tarafa doğru gidemeyeceğim. Çünkü o taraf bayağı uzak ve geziyi çok uzatıyor. Eyüp Bey'e buradan da selamlarımı ileteyim. Yoksa uyuracaktım onları. Ama yolu çok açıyor ve benim plan proje alt üst oluyor. Perşembe günü Hollanda'da tatil. Çarşamba günü arabayı almam lazım. O yüzden geriye dönmem gerekiyor. O şekilde. Hadi bakalım. 2 hours later. Evet arkadaşlar, şu an Fransa'dayız. Fransa'ya girdik. Fransa'nın yolları güzelmiş. Hakikaten. Yani en azından şu anki bulunduğum yer güzel. Ve de hız sınırları çok mantıklı geldi. Bazı yerler 110. Ondan sonra o işte yol birleşimi falan filan geçtikten sonra hemen 130'a çıkıyor gerisi geri. Çoğu yol birleşimi yerinde de 130 olarak devam ediyor. İnsanlar da kurallara uyuyor. 130 da böyle çok güzel bir hız yol alabilmek için yani. 100-110 olduğu zaman uzun yola gidiyorsan bitmiyor. Yani en azından 130 bir tık iyi. Güzel oluyor yani. Sınırsız olması da, bak Almanya'da otobanların sınırsız olması güzel. Ne zaman güzel? Arabayı bir deneyeceksen güzel. Ama sürekli öyle kimse araba denediği falan yok. Ama sen işte sol şeride geçip araba solacaksın. Normal seyrinde gitmek istiyorsun ya. Almanya biraz daha tedirgin ediyor. Çünkü birisi 300'den gelebilir yani arkalardan bir yerden. Anlatabiliyor muyum? İki şeritli yol mesela, hız sınırı yok. Ya da işte üç şeritli yol mantıklı. Ama iki şeritli yolda hız sınırı yok. Böyle biraz enteresan geliyor. Herkes öyle deli gibi sürekli bastığı falan da yok ayrıca. Ama stresli oluyor biraz daha. Mesela burada biraz daha sol şeride kendini attığın zaman hız sınırını 130'a ayarladın mı bir tık daha mantıklı gibi geliyor. Evet arkadaşlar, Extends garajdayız. Dışarıdan birazdan çekerim ama şöyle içeride dolanıyorduk, muhabbet ediyorduk. Arabaları tek tek anlatıyordu Enes abimiz. Dedi ki bunlar senden gelenler, Japonya'dan gelenler. 2 tane C63. Bunlar niye duruyor abi? Satılmadı bunlar, mı yoksa? Yok, satılığa bunları koymadık. Bunlar şimdi biraz nadir modeller. 14.000, 19.000 kilometrede beyaz modeli. Evet, hatırlıyorum bunu. 19.000 kilometre. Siyah da 52.000'de. Maşallah. Tertemiz yani, satılığa bunlar koymadık. Bekledikçe zaten artıyor. Bekledikçe artıyor. Evet, şu an çok talep var ya C63'e. Zor. Japonya'dan senden geldi bu Maserati. Maserati değil mi? Acaba dedim, ben de tanıyor gibi oldum dedim. Acaba ya o mu bu? Bunun fiyatları da arttı. Grand Sport model. Tabi auction kağıdında ya da auction resimlerinde göründüğü gibi durmuyor. Canlı değil mi? Çok güzel duruyor. Bu 4.5 puanda. Puandaydı bu. Çok
güzel duruyor şu an. Çok mu ama araba hiçbir şey yapmadı bu halde geldi. Bunun sesi bayağı güzeldir ha. V8. Şey yaptınız mı? Polish molish bir şey yaptınız mı buna? Bir küçük bir polish yaptık. He, yani. İyi ama güzel. Zaten temizdi yani. Fazla çok güzel. Yapmadım. Çok güzel abi. Bunu bilmiyorum. Onu biz göndermedik. Viper isteyen oluyor mu ya? Maşallah Viper. 8.4'lük. Kaç beygir abi bu? 505. 505 de bunu yolda tutmaya da şey lazım. Adam lazım. Mustang görüyoruz bayağı. Şurada bir eski tip var ve yeniler var. Tutuluyor dedin ha burada. Aynen. V8 motorlar, Mustang'lar, Camaro, Chevrolet de tutuluyor. Orada TTS o, mi? Yok 200 beygir o. TFS'i diyorlar. 2 litre motor. Heh. 200 beygir. 200 beygir. Cabrio TT. İşte. Bir tane burada 4S Targa. Çok güzelmiş abi. Dükkanın güzel. Allah bol kazanç nasip etsin. Burayı sanki yeni geçmişsin gibi bir şey var. 2018'de burayı... Çok da yeni sayılmaz. 4 sene olmuş ama çok temiz duruyor her şey. Güzel. 10 numara ofis orada köşede. Burada bir dinlenme yeri var. Ön tarafı da gayet güzel. Dışarıda da arabaların var sanki. Satılık. Dışarıda da arabalar var. Cihazmış var bir tane. Onu Almanya'dan almıştık. Aha. Ona şey yaptık. Kaplama dışını komple yeşile kaplama yaptık. Haa. Rap var. Okey. Bir Mustang daha var orada. Var, bir tane daha var. Güzel. Güzel abi. Birkaç da arabamız var da şeyde. Serviste geleni var. Serviste olan var. Okey. Güzel. Eyvallah abi. Sağ olasın. Şöyle dükkanın kapılarını açtığımızda güzel oldu. Evet, dışarıdan giriş yapmadık ama şöyle giriş yapalım. Kırmızı Alpina'mızda. Ali Rıza Bey'in 3 sene oldu mu abi bunu alalı? 2019 değil. 2019'un başıydı. Başıydı evet. 2019'un başıydı arkadaşlar. Şu kırmızı Alpina'yı Japonic Trade Story'den satılık diye koydum. Kaç? 15 dakikada olmadan aldın sen. Onu direkt bana ayır. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bana ayır onu dedi, hemen satıldı. Evet. Dergiye çıkmış burada Fransa'da. Çok güzel bir şey ya. Bu alan arkadaş mı çıkartmış bunu dergiye? Alan müşteri. Evet. Alan müşteri röportaj yapıldı. Sattığına pişman olduğun arabaların başında geliyor sanırım bu araba. Yani ilk. Evet. Evet. Bazen böyle oluyor abi. Gidince anlayıyorsun elindekinin kıymetini. Bazen öyle. Aynen. Onun acısıyla bir tane daha Alpine aldık. Şimdi geliyor yolda ama kırmızı değil, mavi. Gemiye binecek inşallah. 1-2 hafta oldu alınalı. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi bir dışarıdaki arabalara bir göz atalım. Evet arkadaşlar, Limited'leri alan arkadaş burada. Bir cold start alalım abi Limited'den. Çok tatlı. Çok soğukken şey yapmayalım. Zaten bastırtmaz üçten yukarıya da. Olsun. Evet. Kırmızıyı hatırlıyoruz abi. Kırmızı Ali Rıza Bey'in aldığı ilk C63. Çok da nadir görünüyor kırmızı. Açtın mı kapıları? Soğuk. Arada bir çalıştırmak iyidir zaten arabaları. Bu mekan yetmiyor diyor. Yeni mekan almış, orayla uğraşıyor bir yandan. Birinci seri arkadaşlar. 2008 model. Diğer beyazlar 2013 ve 2012 modeldi. Bunun sesi daha tatlı geliyor. Sıcak. Oh, wow, o sıcakmış. Ha, diğeri sıcakmış. Asıl bu cold startmış. Çok güzel. Çok güzel. Alpine'ları da görmek nasip olur inşallah burada daha sonra. Ne zaman gelir abi Japonya'dan aldığınız zaman? Müşteriler bana soruyor. Bir de ben sorayım. Ne zaman geliyor abi arabanız? Nasip olursa? Yaza gelir. İnşallah. Ağustos'ta burada inşallah. Şimdi gelen S500 var daha. Onu alman lazım. O biraz. Extense'in de 3 arabası var yolda. Onlar da geliyor. Bakalım. Güzel. Hoş ya. Bunun pedleri mi yeni gelmiş? Aa, lastikler nasıl? Lastikler iyi durumda mı? Ha, şu yanma görür mü? Şuradan görür mü? Lastikleri iyi.
Diğerinin lastikleri de fena değil sanki ha. Onlar fena değil ama ben yani... Bu daha temiz çıktı diğerinde. İyi olsa olmasa sıfır takım. Yani iyi de olsa... Garanti için. Evet, bunun bayağı bayağı iyiymiş dişleri. Sen bunu kullanıyorsun herhalde ya artık. Bunu kullanıyorum. Kullanıyorsun değil mi? Bunu kendine mi aldıydın? Bu benim. Çok iyi. O radyoyu değiştirmişsin. Fransızca çalıyor. Radyolar tamam. Tamamdır he. Ayarları tamamdır. Olacak. Güzel. Allah güle güle binmek nasip etsin abi. Hadi onu da çalıştıralım. Bunu temizleyemedik daha. Temizlenir abi sonra. Ay, Cihat 63 lira binemeden gitti hepsi. Felaketmiş ya. Cold start oldu belli oluyor şimdi abi. Çok iyi. Kırmızının yapan arkadaşın ismi Türkmüş. Ali dedi değil mi? Aynen. Ben Metin görüyorum bayağı bir sık. Metin defa denk geldi. Öyle mi? Metin 3 defa. Metin Yıldız evet. Bunlar aynı kişi tarafına yapılmış. Biri Walder, Goldbauer. Öbürü de aynı ha? Vay vay vay. İyi denk gelmiş ya. Tesadüfün de böylesi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Arabaları bana sürdürtmeden aldı. Şimdi bunu gezdirecek mi? Evet. Demek ki arkadaşlar bunlar değişebilir. Bakın. Fransa şehri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin sakin. Komşuna da şikayet gelmesin sonra. Alıştık. Ön kaputtaki kaslar. Aynen. Kaslar çok güzel oldu. Güzel güzel. O havaya güzelmiş. Sesi de çok hoş. Sen bana tarif et abi. Vallahi bir şey söyleyeyim. Şeyden sonra çok rahat geldi. Çok yumuşak geldi. Sol, değil mi? Evet. Porsche'dan. Porsche'dan sonra. İki günde işte 1600 km yol yaptım Porsche'den şu an. Bayağı zayıfladım ha. Şeyi manuelde kullanıyor musun hiç? Tabii. Sen şimdi ilk defa C63 kullanıyorsun. İlk defa C63 kullanıyorum. Şeyde bu tarafa vurup bu tarafa vurunca devreye geçiyorum. Aynen. Böyle. Evet. Ama bunda artı eksiymiş böyle. Bakmadan salladım. Çok iyi ya. Ama bununla iyi yol gidilirmiş. Rahat. Tabii ya. Güzel bak. Aslında biraz ısınsa salınca bir patır kütür yapacak. Çatarı patarı. Evet. Bununla şimdi düşününce iyi yol alırmışım diyorum. Bayağı iyi gelmiş. Abi. Çıkıyor musun? Evet, evet. Fransa'da ehliyeti kaybederek rekor kırmayalım bir daha. İlk kaza oturduğun anda o geri indirmesi var ya. Oğlum o yan taraf. Evet arkadaşlar, Fransa'dan birazdan çıkacağız. Basel'e gireceğim. Orada Ali Rıza bir şey dedi. Ney? Villet mi? Böyle bir şey varmış. Bu HGS gibi bir şey. Ondan almam lazım. Ondan alacağım. Takacağız arabaya.
Sonra pasaport kontrolünden sonra herhalde rahatça girebiliriz diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Bakalım, deneyeceğiz. Otelimizi de tuttuk orada. Yani artık nasip. Bakalım. Şu an ne kadar yolum varmış? Gideceğim yere, otele 234 kilometre yolum var. Bugün ne kadarlık yol olmuş? 406 kilometre olmuş şu an. 406. kilometredeyiz. Saat 16.34. 233 kilometre olmuş. Hadi bakalım. Bir ihtiyaç molası verdim. Burada benzin ucuzmuş. Ucuzken alalım. Depomuz yarım. İsviçre'de ucuz bir şey yok. Biliyoruz. Fransa'dayken hazır benzinimizi. Şöyle 98'lik benzinler. Hadi bakalım. Şöyle yedim. ...51 litre. Teoride yarım depom var şu an ama... ...yarım depo değil. Rıza Bey'in annesi yapmış. Ellerine sağlık teyzeciğim. Çok güzel. Yemeğe kalkınca biraz kızdılar ama... ...korçalar 10 numara. Vakit yok ya. İsviçre'deki otele yetişmem lazım. Çekine. Oraya yetiş. Buraya yetiş derken... ...gayet güzel. Biz... Şu an İsviçre'deyim. Girdim. Basel'den girenler bilir şu S virajını oradan geçtim. Şimdi içeri doğru gidiyorum. Tabii müşterilerim çok uyardı. Dediler kesinlikle 60 yazıyorsa 60, 61 bile değil yani. 60, 80 ise 80. Ne yazıyorsa o. Burada cezalar tabii ağır. Müşterilerim sağ olsun yeterince uyardı. Bir de Ali Rıza uyardı. Girişte Winlet var dedi. O Winlet'ten al. Şu EGS gibi bir şey işte. Ondan aldım. Girişte 40 frank. Bu senenin sonuna kadar geçerliymiş. Bir kere alıyorsun herhalde. O geçiyor artık. Otobanlar için demek ki böyle bir şey. Şimdi bilmiyorum daha gümrük bölgesi vesairesi var mı ama içeriye girdik. Şurada bir trafik var bir yerde. Gümrükle alakası yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bayağı girdim içeriye doğru ama bilemiyorum. Pasaport kontrolü falan hiçbir şey yapmadılar. Vinleti aldım. Yapıştırdık. Gidebilsin dediler. Gidiyorum. Bakmadılar yani hiçbir şey. Evet. Otelime 152 kilometre var. İsviçre'nin yollarında gideceğiz. Ben İsviçre'nin dağ yollarını falan filan çok güzel diyordum ama tabii dağ yollarında da 40 ya da 60'tır herhalde yollar şeyi. Adam karşında büyük büyük dağlar. Şimdi Özgür Bey'le buluştuk. Arkadaşlar size şöyle bir manzarayı göstereyim aşağıya. Abi bu nasıl bir manzara ya? Abi çan sesi duyuyorum. Bu Heidi'nin koyun baktığı yerlerde miyiz yoksa? Vallahi şuraya bak ya. Şuraya bak. Aman yarabbim. Neyse şuradan arkadaşlar benim oda şurada köşede duruyor. Oradan göl manzarasını sabah izleriz. Biz şimdi yemeğe gideceğiz. Geri dönüştüğümüzde karanlık olur tekrar ama... 10 numara manzara var şurada be. Evet arkadaşlar az önceki otelin karşısındaki olan dağın tepesinde gökkuşağı var şu anda. Muazzam ya. Çok güzel abi ya. Manzara 10 numara. Çok güzel abi. Aha. Aa şimdi gideceğimiz. Zürih'teyiz şu an akşam yemeğine doğru. Gidiyoruz. Saat 9 oldu ama hava kararmadı. Hollanda'da da 9.40'da mı ne kararıyor şu an hava? Bayağı geç kararıyor. Evet, bu otele de hızlıca bir tur yapalım. Aslılıklarımız orada. Tuvalet banyo lavabo. Şurada yukarıda bir loft var. Loftta da dörtlü koltuk var toplamda. İkili. Ve iki tane de şu tarafta var. Televizyon var yukarısı. Öyle izleme yeri gibi. Oda olarak yok da. İşte burada iki kişilik bir yatak var. Böyle çalışma masası var. Birazdan çalışacağım arkadaşlar. Saat kaç? Pil mi bitti lan yoksa? Bitmemiş. Uyku modundaymış. 23.34. Benim arabaya bakıyormuşum burada. Şurada Porsche.
Manzara arka tarafta. Şu taraftan çıkıp sabah manzaraya yukarıdan bakmış oluruz. Şimdi benim çalışma vaktim Japonya saatine göre sabah oluyor. Gece 1-2'ye kadar mı çalışırım ne olur artık bilmiyorum. 800 kilometre yolun üzerine. Harika gidecek şimdi çalışma falan. Çok şükür su varmış şurada ya. Arabada suyu getireyim diyecektim de yağmur da yağıyor baya. Neyse ona gerek kalmadı. Su koymuşlar sağ olsunlar. Bir su içeyim sonra çalışmaya başlayalım bakalım. Bilgisayarı çıkartalım.